أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Âl-i İmran suresi 68. ayet. İnne evlen nasi, insanların en hayırlısı, bi İbrahim'e lezine tebeuhu, İbrahim ve ona tabi olanlardır. Ve heden nebiyyü, ve bu peygamberdir. Allah-u Teala ne yapmış? Hazreti İbrahim'e dikkat etmiş, dikkat çekmiş. İbrahim'e en yakın olanlar ve bu nebi, yani son peygamberi kastediyor. Vellezine amenu, bunlar değerlidir diyor. Neden dolayı değerli müminler? İman ettikleri için. Allah-u Teala'yı inkar etmedikleri için. Onlar üstündür. Allah-u Teala diyor, inanıyorsanız üstünsünüz. Yoksa falanca kabiledenseniz üstünsünüz, falanca uluslansanız üstünsünüz. Böyle bir şey söz konusu değil. Ya da gelir durumuna göre tasnifler, toplumsal tabakalardaki durumlarına göre tasnifler söz konusu değil. Veddet taifetun min ehlil kitab, ehli kitaptan bir topluluk sizi saptırmak ister. Yani demek ki bazılarının böyle özel çabası varmış. Müslümanları İslam dininden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Hepsinin bu gayreti olmayabilir. Bazıları kendi halinde yaşayan kimseler olabilir. Hani bizim aklımıza şöyle gelir, hepsi organize olmuşlar, hep birlikte hareket ediyorlar falan. Öyle değildir. Mesela bütün Yahudiler Siyonist değildir, bir kısmı Siyonisttir. Siyonizmin Yahudiliğe zarar verdiğini düşünen Yahudiler var. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendilerini kandırırlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Kendilerini saptırırlar. Fakat bunun farkında değildirler. Kötülük eden bulur. Kim ne yanlış yaparsa onun cezasını çeker. Kur'an-ı Kerim'de böyle müşakele sanatı deniyor buna. Bir kimse bir şey yapıyor, o yaptığı şey cinsinden cezalandırılıyor. Yaptığı şey kötü ise. Mesela مَكَرُوا مَكَرَ اللّٰهِ Onlar tuzak kurdu, Allah da onlara tuzak kurdu diyor. Onlar alay ediyorlar diyor. Allah da onlarla alay ediyor diyor. Kendi cinsinden cezasını veriyor Allah-u Teala. Bunlar da müminleri saptırmaya çalışıyorlar. Bu faaliyetleri aslında kimi saptırıyor? Kendilerini saptırıyor. Azap, ne kadar azaba uğrayacaklarsa onu da katlandırmış oluyorlar bu sayede. Yine Kur'an-ı Kerim'de kendilerine hainlik edenlerden bahsediyor bir yerde. Orada da Tuğme diye bir şahıstan bahsediyor. Nuzul sebebi bilgisi açısından söylüyorum. Tuğme bir tane mızrak ya da zırh çalıyor, bir tane un çuvalının içine koyuyor onu, bir Yahudi'ye emanet ediyor. Ben senden sonra gelip alacağım diyor. Sonra o sahibi nerede bu, şöyle mi böyle mi derken izleri takip ediyor, çuval delinmiş ve Yahudi'nin evine gidiyor. Sen mi aldın diyor onu. Yok diyor, Tuğme bana bıraktı, emanet ben senden alacağım dedi diyor. Öyle miydi böyle miydi mesele peygamberimize geliyor. Tuğme ve akrabaları. Geliyorlar, Tuğme haklı, şöyle doğru söylüyor, böyle doğru söylüyor, zaten Müslüman adam falan diyorlar. Yahudi de ya yok diyor, ben çalmadım diyor yani. Tam peygamberimiz şeye meyledecek, Tuğme'ye, Müslüman adam falan gibi durumda var. Allah Teala onu uyarıyor. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمَ Sakın diyor hainlere taraf olma. Orada hain dedi kim Allah-u Teala'nın? O Müslümanım diyen kişi kendisini. Daha sonra o bırakmış İslam'ı. Peki Allah Teala kimin hakkını savunuyor? Allah-u Teala'nın son dinini inkar eden kimsenin hakkını savunmuş oluyor. Yani herkes için adalet Müslümanların şiarı olmalı. Sadece biz Müslümanların haklarını koruruz, öbürlerin hakları bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Orada da Allah-u Teala diyor ki kendilerine hainlik edenler, kim o kendilerine hainlik edenler? Tuğme ve ona destek veren yakınları. Aslında bunlar kime hainlik etmişti? Yahudi'ye. Allah-u Teala diyor ki onlar kendilerine hainlik ettiler. Çünkü yaptıkları kötülük aslında kendilerine yaptığı kötülüktü.